Arkadaşlar merhaba bu videomuzda 3-4-5 yayınlarına ait AYT Kimya Soru Bankası'nın 5. ünitesi olan Kimyasal Tepkimelerde Hız Ünitesi'ne ait 3. bölümün testini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda tek basamakta gerçekleşti bilinen aşağıdaki tepkimelerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakın burada dikkat edeceğimiz yer şurasıdır. Tepkimenin tek basamakta gerçekleştiği bilgisi veriliyor. Ee, i̇lk yargıya baktığımızda bir kimyasal tepkime verilmiş ve hız denklemi şu şekilde yazılmış. Şimdi hatırlayın gençler, hız denklemini yazarken kimleri yazıyorduk? Katı ve sıvıların derişimleri sabit olduğu için hız bağıntısında yazmıyorduk. Ama sulu ve gazları alıyorduk. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Bakın burada. Azot gaz halde, hidrojen de gaz aldı. Olduğu için ikisini de alacağız. Ve girenlerdeki maddeleri aldığımızda unutmayalım. K dediğimiz değer hız sabitiydi. Bir de kat sayıları üst olarak ifade ediyordu. Bakın N2'nin kat sayısı 1'dir. H2'nin 3'tür. O zaman K çarpı N2 üzeri 1. Şurada yazılmayan bir 1 var. Çarpı H2 üzeri küp şeklinde ifade edilmiş. Tepkime derecesine geldiğimizde tepkime derecesi de üstler toplamıdır. Yani hız bağıntınızda üstler toplamı bize tepkimenin derecesini verecektir. O zaman 1 artı 3'ten tepkimenin derecesi 4 olması gerekir. Yani birinci ifade doğrudur. 2'ye baktığımızda yine bir kimyasal tepkime verilmiş ve denklemi isteniyor. Bakın burada katı var. Katılar hız bağıntısına yazmayacağımızı söylemiştik. Hidrojen klorür sulu olduğu için bunu ne yapacağız? Hız bağıntısına yazacağız. Zaten tepkimenin giren maddeleri sadece ikisi olduğu için ikisine odaklanıyorum. Dolayısıyla K çarpı HCl'nin bakın kat sayısı da 2 olduğu için karesi şeklinde yazıyorum. Tepkime derecesi de üstler toplamı demiştik. Bir tane madde var. O da ikinci dereceden olduğu için tepkimenin derecesi de 2 olacaktır. Bu ifade de doğrudur. 3'e baktığımızda potasyum klorat katısının potasyum klorür oksijen gazına dönüşüm denklemi verilir. Bakın burada girenlerde tek bir madde var. Fiziksel hali katı olduğu için bunu hız denklemde yazmayacağız. Sadece K dediğimiz hız sabitine bağlı olacaktır. Dolayısıyla tepme derecesi de 0 işte olması gerekir. Cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda yukarıdaki tepkime 2 litrelik sabit hacimli kaba 6 mol karbon disülfür gazı ve 4 mol oksijen gazı konularak tek basamakta gerçekleştiriliyor. Tepkimenin hız sabiti değeri 0,02 olduğuna göre tepkimenin başlangıç hızı kaç mol bölü litre çarpı saniyedir diye sorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın bize karbondisülfür katısının 6 mol olduğu verilmiş. Hemen yazalım. 6 mol bu maddeden elimde var. 4 mol de oksijen gazından varmış. Geldim buna da 4 mol yazdım. Bakın hacmin de 2 litre olduğu bilgisi verilmiş. Hemen şuraya da hacmin 2 litre olduğunu yazalım. Ve K değerini de biliyorum. Şimdi bizim önce ne yapmamız lazım? Hız bağıntısını yazmamız lazım. Hız bağıntısı Nasıl yazabiliriz arkadaşlar? R ile ifade edelim hız bağıntımızı. K çarpı. Bakın katıları ve sıvıların değişimleri sabit olduğu için hız bağıntısına yazmıyorduk. O zaman CS2 çiziyorum. Sadece oksijen gazını alacağız. Dolayısıyla O2 diyorum. Derişim ifadesini göstermek anlamında köşeli parantez çekiyorum. Kat sayısı 3 olan da küp şeklinde ifade ediyorum. Bakın bu maddenin mol sayısını biliyorum. Hacmi de bildiğim için 4 bölü 2'den 2 molar olduğunu görmem lazım. O zaman R eşittir. K değerinde soru vermişti zaten. 0,02 çarpı oksijenin derişimi 4 bölü 2'den 2 molar dedik. Üzeri 3 dedik. Evet 2'nin küpü 8 yapacaktır. 8 çarpı 0,02 de 0,16 yapması gerekir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda tepkimesi tek basamakta gerçekleştiriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi tepkimeyi incelersek azot gazının hidrojen gazıyla tepkimeye girdiğini gösteriyor ve amonyak gazının oluşum tepkimesi verilmiş. A şıkkına baktığımızda tepkime azot gazına göre birinci derece hidrojen gazına göre üçüncü derecedir. Bu tepkimenin hız bağıntısını yazarsak şöyle olmaz mı? R eşittir K çarpı. Bakın azotun katsayısı 1 olduğu için N2 üzeri 1 çarpı h ikinin de katsayısı 3 olduğu için h derişimi üzeri 3 şeklinde yazmamız gerekecektir. Yani azot gazına birinci dereceden hidrojene de üçüncü dereceden bağlı olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkına baktığımızda moleküleritesi 4 demiş. Bakın yeni bir kavramdan bahsedeceğiz. Molekülerite neydi arkadaşlar? Molekülerite ile genelde tepkime derecesini karıştırıyorsunuz. Tepkime derecesi şudur. Bakın biraz önce de sorularımızda belirttik. Hız bağıntınızda şu üstler toplam var ya 1 artı 3 bu tepkimenin derecesidir. Ancak bu tepkime tek basamakta gerçekleşen bir tepkime. Daha ilerleyen sorularımızda birden fazla adımda gerçekleşen tepkime sorularını göreceğiz. O tepkimelerde molekülerite kavramından bahsedeceğiz ama yeri gelmişken şimdi de söyleyelim. Molekülerite dediğiniz şey tepkimeye giren tanecik sayısıdır arkadaşlar tepkimeye giren tanecik sayısıdır. Tamam? Ya yani şunu söylemek istiyorum. Tek basamaklı tepkimelerde tepkime derecesi aynı zamanda moleküleritedir. Ama birden fazla adımda gerçekleşen yani mekanizmalı tepkimelerde eşit olmadığını göreceksiniz. Çünkü birden fazla adımda gerçekleşen tepkimelerde hız bağıntısını biz yavaş adıma göre yaz yazacağız. Moleküleriteyi de net tepkimeye göre ifade edeceğiz. Yani tepkimeye giren tanecik sayısı olduğuna göre de 1 artı 3'ten 4 olması gerekir. Doğru bir bilgidir. C şıkkına baktığımızda Hidrojenin derişimi sabitken azotun derişimi yarıya düşer, düşürülürse tepkime hızı iki katına çıkar. Bakın burada hidrojenin derişimini sabit aldığınızda yani şunu söylemeye çalışıyor. R eşittir K çarpı hidrojenin köpü cinsinden bağlıydı. Siz hidrojenin derişimini sabit aldığınızda yani derişimine bir molar aldığınızı düşünün. N2'ye birinci dereceden bağlı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla N2'nin derişimini yarıya indirirseniz yani şu adamın derişim birden 1 bölü ikiye inerse şu adam sabit değil mi? Bir burası K zaten. Peki son durumda hız ne olur? R2 diyelim buna. Ne olacaktır? K bölü 2 olacaktır. Değil mi? Yani ne olacaktır? İlk durumda K iken K bölü 2 olduğundan dolayı tepkime hızı 2 katına çıkmayacak. Aksine yarıya inmesi gerekecektir. Çünkü hatırlayın hızla derişim arkadaşlar doğru orantılıdır. D şıkkına baktığımızda azotun derişimi sabitken hidrojenin derişimi 2 katına çıkarırsa tepkime hızı 8 katına çıkar. Bakın biraz önceki şıkla biraz orantılı olmuş. R eşittir. Hız bantımı tekrar yazıyorum. K çarpı N2 üzeri 1 çarpı H2 üzeri küp şeklinde ifade ediyorduk. Bakın diyor ki azotun derişimi sabitken bu sefer azotun derişimi yerine 1 molar alsak çarpı K diyorum çarp. Şimdi diyor ki hidrojen derişimi iki katına çıkarılırsa. Şimdi hidrojen derişimini bir iken iki yaparsam. E bunu üçüncü dereceden bağlı değil mi? O zaman 2'nin küpünden hız ne olacaktır? 8K olacaktır. Yani son durumda hız 8 katına çıkacaktır. Bu ifadede doğrudur. E şıkkına bakalım. Demir katsı heterojen katalizördür. Bakın buna da dikkat edin gençler. Bir kimyasal tepkime de okun üzerinde yazılan katalizördür. Ve katalizörün fiziksel hali, tepkimeye giren maddelerin fiziksel haliyle karşılaştırılır. Eğer fiziksel haller aynıysa homojen katalizör, farklıysa heterojen katalizör deriz. Bu durumda baktığımda tepkimeye giren tanecikler gaz haldeyken kullandığım katalizör olan demir ise katı haldedir. Dolayısıyla heterojen katalizör kullanılmıştır diyebiliriz. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda tek basamakta ve sabit sıcakta gerçekleştiği bilinen tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Bakın tek basamakta gerçekleştiği söyleniyor. Hemen hız bağıntımızı yazarsak şu mudur? R eşittir K çarpı. Bakın katıları hız bağıntımızda yazmıyorduk. Gazları ve suları alıyorduk. O zaman Y'nin derişimi üzeri K sayısı da 2 olduğu için karesi şeklinde yazmamız gerekecektir. Hız denklemi o zaman yanlış yazılmış. Bir defa A şıkkı yanlıştır. B şıkkına bakarsak kab, kaba bir miktar x katısı eklenirse tepkimenin hızı değişmez. Bakın x katsını zaten hız basamağında yazıyor muyuz? Yazmıyoruz. O zaman hız bağıntısında yazmadığımız adamdan eklesek bile hızda bir değişim olacak mıdır? Olmayacaktır. Dolayısıyla bu ifade doğru olacaktır. Bize de doğru olan soru olduğu için cevabımız B şıkkı olur. C şıkkına bakarsak y gazının derişimi iki katına çıkarılırsa tepki çıktığı hızı iki katına çıkar. Bakın hız bağıntısını yukarıda yazdık. Y'nin derişimini siz iki katına çıkarırsanız ne olur? 2'nin karesinden hız 4 katına çıkacaktır. O yüzden bu ifade yanlış olmuş. D şıkkına baktığımızda tepkimenin derecesi üsttür, üçtür demiş. Hatırlayın gençler tepkime derecesi neydi? Hız bağıntısında üstler toplamı bize dereceyi veriyordu. Bakın zaten bir madde var. Ona da ikinci dereceden bağlı olduğu için tepkimenin derecesi 3 değil 2 olması gerekir. D şıkkı da yanlış, yanlış olmuş. E şıkkına baktığımızda kabın hacmi yarıya inerse tepkime hızı 8 katına çıkar demiş. Şimdi arkadaşlar ilk defa böyle bir seçenekle karşı karşıyayız. Şimdi kabın hacmi yarıya inerse hatırlayın gençler molerite eşittir m bölü v değil miydi? Şimdi molü sabit düşünün. Çünkü madde ekleme madde çıkarma yok. Dolayısıyla siz hacmi yarıya indirirseniz hacmi yarıya indirirseniz derişim ne olacaktır? 2 katına çıkacaktır. Hem Gerçi zaten bir tane madde var. Y'nin değişimi bu durumdan olacaktır? 2 katına çıkacaktır. O zaman Y yerine 2 iki yazarsanız 2'nin karesinden hız ne olacaktır? 8 katına değil 4 katına çıkması gerekir. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Doğru olan soru olduğu için cevabımız B seçeneği olacaktır. 5. sorumuza baktığımızda bir tepkime verilmiş ve tepkime ait deney sonuçları gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakın arkadaşlar deneysel yollardan hız denklemi bulma ile ilgili bir sorudur. Güzel de bir soru. Şimdi bu tarz sorularda şunu yapmamız gerekiyor. Deney sonuçlarına bakacağız. Bir maddenin derişimini sabit tutup diğer maddenin derişimi ne derece e, diğer maddenin derişimi artırıldığında hızı ne derece etkilediğine bakacağız. Şimdi e, dikkatli incelersek bakın ikinci ve üçüncü deneye baktığımızda x'in derişimi sabit kalmış. Peki x'in derişimi sabit kalırken y'nin derişimi ne olmuş? 2 katına çıkmış. O zaman hız ne olur arkadaşlar? 4 katına çıkacaktır. Dolayısıyla bakın y'nin derişimi 2 katına çıktığında hız 4 katına çıkarsa buradan şunu söyleyebiliriz. Demek ki y'nin karesi cinsten yani y'ye ikinci dereceden bağlıymış. Hocam bunu nasıl düşündünüz? Bakın arkadaşlar x'in derişimi değişmezken y'nin derişimi 2 katına çıkıp hız 4 katına çıkabilmesi için 2'nin karesinden demek ki y'ye ikinci dereceden bağlı olduğu bilgisine ulaşmamız gerekiyor. Devam edersek bu sefer y'yi sabit tutup x'in hızı nerede, ne derece etkilediğine bakalım. Bakın birinci ve ikinci deneye baktığımızda y'nin derişimi sabit kalmış. x'in derişimi 2 katına çıktığında hızın da 2 katına çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla y ye sabitken x'i 2 katına çıkardığımda Hız da iki katına çıkıyorsa demek ki X'e de birinci dereceden bağlıymış. Bu durumda hız bağıntım şöyle olması gerekir. R eşittir. K çarpı X üzeri 1 çarpı Y üzeri 2 olacaktır. Yani A şıkkı doğru verilmiştir. B şıkkına bakarsak tepkime mekanizmalıdır. Bakın bir tepkimenin mekanizmalı olup olmadığını deney sonuçları verildiğinde nasıl çıkarım yapacağız? Şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Bakın biz hız denklemini nasıl yazıyorduk? tek basamaklı tepkimelerde girenleri alıyorduk değil mi? Şimdi girenlere bakmamız lazım. Girenlerdeki maddeleri incelersek x'in katsayısı 2 verilmiş, y'nin katsayısı 3 verilmiş. Oysa ki benim hız denklemimde x'in katsayısı yani üst, üstüne ben 1 yazdım, y'ye 2 yazdım değil mi? Yani bu durumda ben şöyle bir tepkime bekliyordum. x'e birinci dereceden bağlı olduğu için x artı y'ye de ikinci dereceden bağlı olduğu için 2y şeklinde bir girenlerle karşılaşmayı bekliyordum ama Tepkime öyle verilmemiş. O zaman ben bu tepkime için şunu söyleyebilirim. Bu tepkimenin en az bir adımı daha var. Yani bu tepkime mekanizmalı tepkimedir sonucunu çıkarmamız gerekiyor. Devam edersek C şıkkına baktığımızda tepkimenin derecesi ve moleküleritesi eşittir demiş. Şimdi gençler hatırlayın biraz önceki sorularda da belirtmiştim. Derece neydi? Hız bağıntısında üstler toplamı. Şimdi üstler toplamını incelersek 1 artı 2'den 3'tür. Ya bu tepkimenin derecesi şöyle yazalım. Tepkimenin derecesi 3'tür. Peki molekülerite neydi arkadaşlar? net tepkimeye bakıyorduk. Bakın bu tepkimenin mekanizmalı olduğunu söyledik ama net tepkimeyi de biliyoruz değil mi? Bize verilen tepkime net tepkimedir arkadaşlar. Yani bu tepkimede şunu görebiliyorum. 2 mol X, 3 mol Y ile tepkimeye girmiş ve 5 mol madde toplamda tepkimeye girmiş. O zaman tepkime, tepkimenin tepkimenin moleküleritesi kaçmış? 5'tir yorumunu yapmamız gerekir. Dereceli molekülerite aynı mıdır? Değildir. O zaman yanlış olan cevabımız C şıkkında verilmiştir. Devam edersek D şıkkına baktığımızda hız sabitinin sayısal değeri 0,2'dir demiş. Şimdi bunun için işlem yapmamız gerekiyor. Şöyle yapacağız. Herhangi bir deney sonuçlarının verilerini alabilirsiniz. Ben genelde bu tarz sorularda birinci deney verilerini alıyorum. Çünkü genelde birinci deney verileri daha sade değerler olduğu için işlemde kolaylık sağlıyor. Şimdi hız bağıntımı yazacağım arkadaşlar. Neydi hız bantım R eşittir. K çarpı x üzeri 1 çarpı y üzeri 2 şeklinde yazıyorduk. Şimdi bakın birinci deneydeki sonuçları alıyorum. Hız yerine kaç yazacağım? 2 çarpı 10 üzeri x4 yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri x4 eşittir. K'yı bilmiyorum zaten onu arıyorum. X'in derişimi yerine 0 1 yazacağım. Yani 10 üzeri eksi 1 üzeri 1 çarpı Y'nin derişimi yerine de kaç yazacağım? Yine 10 üzeri eksi 1 yazacağım. Kat sayımda 2 olduğu için e, karesi kare şeklinde yazıyorum. E şurayı biraz toparlarsak ne gelecektir? K çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi ne olur arkadaşlar? 10 üzeri eksi 2 olur. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 1 ile de çarparsak K çarpı 10 üzeri eksi 3. Şurası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'tü. Buradan da arkadaşlar K'yı çekerseniz her iki tarafı 10 üzeri eksi 3'e böldüğünüzde 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 gelmesi gerekir. Bu da 0,2 değerine karşılık gelecektir. Yani D şıkkı doğrudur. E şıkkına baktığımızda hız sabitinin birimi şu şekilde de demiş. Şimdi arkadaşlar bunun için size bir formül vereceğim. hız sabitinin birimi sorulduğunda şu formülü kullanabilirsiniz. K eşittir litre bölü mol üzeri tepkime derecesi eksi 1 çarpı 1 bölü saniye şeklinde formülümüz var. Bakın ilk bakışta formül size biraz karışık gelebilir ama inanın çok kolay bir formül. Soru çözdükçe oturacaktır litre bölü mol üzeri tepkime derecesi eksi 1 çarpı 1 bölü saniye. Tepkime derecesini biz bulmuştuk. Kaç bulmuştuk? 3 bulmuştuk. O zaman tepkime derecesi yerine 3 yazarsak şöyle bir formül gelmez mi? Litre bölü mol üzeri 3 eksi 1'den şurası 2 olur. Çarpı 1 bölü saniye şeklinde bir formül. O da şu değil midir arkadaşlar? Litre kare bölü mol kare çarpı saniyedir. Yani bu ifade doğrudur. Yanlış olan sorulduğu için cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımızda katalizör tepkimeye dışarıdan eklenip herhangi bir değişikliğe uğramadan tepkimenin hızını artıran maddelerdir. Buna göre katalizörlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda aktifleşme enerjisini artırarak tepkimeyi hızlandırırlar. Bakın arkadaşlar düşmemeniz gerekiyor. Hatırlayın katalizör ne yapıyordu? Yukarıda da söylemiş tepkimeye giriyor. Tepkimeyi hızlandırıp değişmeden çıkıp giden maddeleri biz katalizör diyoruz. Yalnız aktifleşme enerjisini artırarak demesi burada yanlış olmuş. Çünkü katalizör biliyorsunuz bir tepkimenin aktivasyon enerjisinin değerini düşürüyor. Ve düşürerek bu sayede zaten tepkimeyi hızlandırabilir. O yüzden şurası artırarak değilir. Değil azaltarak demeliydi. O yüzden burası yanlış olmuş arkadaşlar. B şıkkına baktığımızda tepkime mekanizmasını değiştirebilirler. Evet mekanizmanın sayısını artırabilirler. Yani tepkime 2 adımda gerçekleşiyorken 3 adımda gerçekleşebilir. O yüzden bu ifade doğrudur. Tepkimenin hız sabitini artırırlar. Hız sabiti dediğimiz neydi arkadaşlar? K'ydı. K'yı etkileyen faktörleri şöyle bir hatırlarsanız temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizördür. Hatta TSK şeklinde bir kodlamamız vardı. Dolayısıyla katalizörde hız sabitini etkileyen faktörlerden birisidir. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz eğer aklınıza gelmezse. Katalizör tepkimeyi ne yapıyor? Hızlandırıyor. Peki katalizör tepkimeyi hızlandırıyorsa R'yi R yazarken K çarpı A'nın derişimi, B'nin derişimi vesaire. Burası önemli değil. Bakın burada K ile R'nin doğru orantılı olduğunu görüyoruz değil mi? Peki katalizör hızı artırırsak, K'nın da sayısal değerini ne yapacaktır? Artıracaktır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Değişikliğine baktığımızda tepkime entalpisini değiştirmezler. Tepkime entalpisi neydi? Tepkimenin ısısıydı. Şimdi tepkime ısısında herhangi bir değişim olabilir mi? Katalizör için şunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Hatırlayın. Enerji konusunda da değinmiştik. Ee, Entalpinin formülünü şöyle bir yazacak olursak, entalpi neydi? Ürünlerin enerjisi eksi girenlerin enerjisi diyorduk ama bir de şöyle bir formül vardı. İleri aktifleşme enerjisi eksi geri aktifleşme enerjisi. Şimdi bakın, biz ne dedik? Katalizör eşik enerjisinin değerini düşürerek tepkime yazılandırır. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın eşik enerjisinin değeri düşecek ama hem ileri hem de geri aktif aktivasyon enerjisinin değeri değişmeyecek. Yine aynı kalacak. Yani bunu şöyle bir grafik üzerinden anlatırsam belki daha iyi anlarsınız. Bakın şöyle bir tepkime düşünün. Şuradaki tepe noktasına biz aktivasyon enerjisi diyorduk. Bunun değerini düşürecek katalizör. Yani tepkimenin başladığı yer değişmeyecek. Bittiği yer de değişmeyecek. Sadece tepe noktasını olacak değişecek. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tepe noktasının değerini düşürüyor ama ileri aktifleşme enerjisi de değişmiyor. Geri aktifleşme enerjisi de değişmiyor. Dolayısıyla şu iki değer değişmediği için delta H'da ne yapacaktır? Değişmeyecektir. İlerleyen sorularda bu tarz sorular yine göreceğiz. Yani grafik üzerinden yorum yapacağız. E şıkkına baktığımda tepkime verimini ve ürün miktarını değiştirmezler demiş. Evet verime ve ürün miktarında herhangi bir değişime neden olmuyorlar. Ne dedik? Zaten soruda da söylemiş. Katalizör sadece tepkimeye giriyor, hızlandırıyor ve değişime uğramadan çıkıp gidiyor dedik. Bu ifade de doğrudur. Yanlış olan sorulduğu için cevabımız A seçeneği olacaktır. 7. sorumuza baktığımızda tepkimesine aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulandığında hangisinde tepkime hızındaki bir değişim yanlış verilmiştir diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda magnezyum katsının temas yüzeyini artırmak tepkime hızını artırır demiş. Arkadaşlar, tepkime hızını etkileyen faktörleri düşündüğünüzde temas yüzeyi de ne yapıyordu? Tepkimenin hızını artıran faktörlerden birisiydi. Burada magnezyum katsının temas yüzeyini artırdığınızda Hızla doğal olarak ne olacaktır, artacaktır. Hocam temas yüzeyinden kasat nedir diye düşünebilirsiniz. Bakın bunu günlük hayattan şöyle ilişkilendirebilirsiniz. Bir toz şeker düşünün, bir küp şeker düşünün, bir de pudra şekeri düşünün. Hangisinin tanecik boyutu daha azdır, ya da hangisinin temas yüzeyi daha azdır? Temas yüzeyinden kastım tanecik boyutu aslında. Yani pudra şekerinin e, nedir? tanecik sayısı da mı daha azdır? Daha sonra kim gelir? İşte toz şeker gelir, sonra küp şeker. Ya yani bunu söylemeye çalışıyorum. Mesela pudra şeker toz şekere göre, toz şekerde kesme şekere göre temas yüzeyi daha fazla olduğundan hızları da doğal olarak daha fazla olacaktır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. B şıkkına baktığımızda sabit sıcakta saf su eklemek demiş. Şimdi arkadaşlar saf su eklerseniz ne olacaktır? Hacim artacaktır. Hacim artışıyla beraber Derişim ne olacaktır? Azalacaktır. Bakın siz bu tepmin hız bağıntısını yazarken nasıl yazarsınız? Katıları almıyorduk. O zaman R eşittir. K çarpı HCl'nin kat sayısı 2 olduğu için karesidir. Şimdi siz su eklediğinizde ne dedik? Hacim artacak. Hacim artışıyla beraber e, derişim ne olacak? Azalacaktır. Dolayısıyla siz bu adamın derişimini azaltmış olacaksınız. Bu adamın derişimi azalırsa hız ne olacaktır? Azalacaktır. Yani bu ifade de doğru olur. C şıkkına baktığımızda sabit sıcakta sodyum hidroksit katısı ilave etmek. Bakın e, güzel de bir öncül olmuş. Şöyle düşünelim. Bizim elimizde ne var? Hidrojen klorürün sulu hali var. Yani elimizde bir asit var. Siz asitin üzerine baz eklerseniz ne olur? Bir tepkime gerçekleşir değil mi? Yani hidrojen klorür ne olur? Sodyum hidroksit tepkimeye girer. Ve hidrojen klorürün bir kısmı tepkimeye girdiği için derişimi azalır. Dolayısıyla bu adamın derişimini azaltırsanız biraz önce de söyledik. R ne olacak? Yani hız ne olacak? Yani hız ne olacak? azalacaktır. Burada değişmez dese yanlış olmuş. Dolayısıyla yanlış olan C şıkkı olacaktır. D şıkkına baktığımızda sıcaklığı azaltmak değil. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi sıcaklık nasıl etki yapar? Ee, direkt ezber bilgi belki ama öyle gelecek ama sıcaklık arkadaşlar artar hız artar. Sıcaklık azalırsa hız da azalır. Bunu bu şekilde düşünün. Doğru orantılıdır. Sıcaklığı azaltırsanız hız da doğal olarak azalacaktır. Yani bu ifade de doğrudur. E şıkkına baktığımızda hidrojen klor derişimini artırmak. Bakın biraz önce de söyledik. E, R zaten hidrojen klorüre bağlı. Siz bu adam derişimini artırırsanız hızla doğal olarak artacaktır. Bu ifade de doğru olur. Yanlış olan soru olduğu için cevabımız C şıkkı olacaktır. E, 8. sorumuza bakacağız. Tabi bakmak için önce <laughs> sayfamızı bir temizleyelim. Devam edelim. Sorumuz şöyle. 25 santigrat derecede sodyum metali yeterince hidrojen klorür içeren sulu çözeltiye ilave edildiğinde sodyum klorür tuzun sulu çözeltisi birlikte hidrojen gazı oluşuyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakın bir tepkime yazmamız isteniyor bizden. Sodyum metali hidrojen klorür içeren sulu çözelti ilave edilir. Yani sodyum metali biliyorsunuz o da katı haldedir. Hidrojen klorür sulu çözeltisiyle tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda ne olacaktır? Sodyum klorür tuzu oluşacaktır. Tabi sulu halde oluşacak. Ve hatırlayın metallerle asitler tepkimeye girerse hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Dolayısıyla şuraya da 1 bölü 2 yazabiliriz kat sayısını. Evet arkadaşlar buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. Tepkiminin denklemi şu şekildedir. Bakınız denklemini yazarken ne yapıyorduk? Katıları sıvıları almıyorduk. Dolayısıyla sodyum katını burada almayacağız. Yani hız bağıntımız şöyle olacaktır. R eşittir. K çarpı hidrojen klorürün derişimi şeklinde olması gerekir. Birinci yargı yanlıştır. İkiye baktığında sodyum metan temas yüzeyi artırılırsa oluşan hidrojen gazının mol sayısı artar demiş. Bakın en çok düştüğünüz kısımlardan birisi aslında. Sodyum metali kataldedir. Evet biraz önce yukarıda da söyledik. Katıların temas yüzeyi artırılırsa ne olacaktır? Hız artacaktır. Hız artacaktır ama oluşan hidrojen gazının mol sayısında herhangi bir değişim olmayacaktır. Yani bu ifade yanlış olmuş. 3'e baktığımızda sonuçta hidrojen gazıyla bir işimiz yok değil mi? Biz sadece hız bandısına kimleri yazıyoruz? Giren maddeleri alıyoruz. Hatırlayın. 3'e geldiğimizde hidrojen klorür çözeltisine su ilave edilirse hidrojen gazın oluşumuzu azalır demiş. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın hız kime bağlı arkadaşlar? Hidrojen klora bağlı. Dolayısıyla hidrojen kloru su ilavesiyle ne olacaktır? Hacmi artacaktır. Hacim artışıyla beraber derişimi azalacaktır. Yani siz bu adamın derişimini azaltırsanız hız azalacaktır. Dolayısıyla hidrojen gazın oluşumuzunda bir azalma olacaktır. Bu ifade doğru olur. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. Bir düzeltme yapalım arkadaşlar ikinci öncül için. Şimdi sodyum metan temas yüzeyi dedik artırılırsa hız artar. Dolayısıyla oluşan hidrojen gazının mol sayısı artar demesi şundan dolayı yanlış. Yani oluşan hidrojen gazının mol sayısı artmaz, değişmez. Eğer şöyle deseydi doğru olurdu. Bakın hidrojen gazının oluşum hızı artar deseydi bu doğru olurdu ama bize oluşan hidrojen gazının mol sayısı dediği için değişmez diyeceğiz. Onu da tekrar söylemiş olalım. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda gaz fazında gerçekleşen bir tepkiminin mekanizması iki adımda gerçekleşmiş. Buna göre hangisinin doğruluğu kesin değildir diye sorulmuş. Şimdi İki adımda gerçekleşen bir tepkime görüyoruz ve yavaş ve hızlı adım şeklinde de belirtilmiş. Şimdi şunu unut, unutmamamız gerekiyor. Yavaş adıma göre biz neyi yazıyorduk arkadaşlar? Hızı yazıyorduk yani hız adımını yazıyorduk öyle söyleyelim. A şıkkına baktığımızda X katalizördür. De. Şimdi şunu söyleyelim X'in katalizör olabilmesi için arkadaşlar ne olması lazım? Tepkime önce girmesi lazım daha sonra çıkması lazım. Ve e, şuna da dikkat edin arkadaşlar. Burada yavaş hızlı diye belirtme sebebi de aslında şudur. Biz yavaş adıma göre ne yapıyoruz? Hızı yazıyoruz değil mi? Hızı belirleyen masa, basamak diyelim. Hızı belirler. Dolayısıyla X'in önce yavaş adımda tepkimeye girmesi daha sonra tepkimeden değişmeden çıkması lazım. Bakın birinci tepkimede X tepkimeye girmiş ve ikinci tepkimede tepkimeden çıkmış. O zaman X katalizördür. Doğrudur. B şıkkına baktığımızda Z ara üründür demiş. Şimdi ara üründe katalizörün neydi? Tam tersiydi. Yani tepkime de önce oluşacak. Daha sonra e, harcanacaktı. Şimdi Z için şunu söyleyebiliriz. Bakın yavaş adımda önce oluşmuş sonra da harcanmış. Bu ifade de doğru olacaktır. C şıkkına baktığımızda katalizör birinci adımın aktifleşme enerjisini düşürür demiş. Hatırlayın katalizör ne yapıyordu? Eşik enerjisinin değerini düşürerek tepkimeyi hızlandırıyordu. Peki hangi adımın eşik enerjisini düşürecektir? Yavaş adımı çünkü yavaş adım hızı belirleyen basamaktır. O yüzden bu ifade de doğrulacaktır. D şıkkına baktığımızda net tepkime egzotermiktir. Şimdi arkadaşlar bakın birinci tepkimede ısı açığa çıktığını görüyoruz. Yani birinci tepkime egzotermik. İkinci tepkimede ısı aldığını görüyoruz endotermik. Şimdi birinci tepkime egzotermik, ikinci tepkime endotermik. Bu tepkimeleri taraf tarafa topladığımızda oluşan net tepkimenin egzotermik ya da endotermik olup olmadığını yorumlamamız mümkün müdür? Değildir. Ondan dolayı zaten kesin olmayan soruluyor. O zaman bu tepkimenin egzotermik yani net tepkimenin egzotermik olup olmadığı kesin değildir. Yani endo da olabilir. Bilemiyorum. E şıkkına baktığımızda net tepkime şu şekildedir. Evet taraftara toplarsanız katalizör ve ara ürünler birbirini yok edecektir. Dolayısıyla 2Y artı T eşittir 3L şeklinde olması gerekir bu ifade. Doğrudur, yanlış olur. Yani kesin olmayan sorulduğu için cevabımız D şıkkı olacaktır. 10. sorumuza baktığımızda sabit hacim ve sıcakta tek basamakta gerçekleştirilen tepkimesi 1 mol x ve 2 mol y alınarak başlatılıyor. Bir süre sonra kapta 0.6 mol x ve 0.8 mol y kaldı. Gözleniyor. Buna göre tepkimenin hız bantısı hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi bakın elimizde x'ten 1 mol varmış. Y'den de 2 mol varmış. Ve tepkimenin tek basamakta gerçekleşti. Önemli bir bilgi. Yani başka bir adımın olmadığını söylüyor. Ve bir süre sonra kapta 0.6 mol x'in 0.8 mol de y'nin kaldığı bilgisi paylaşılmış. O zaman gençler şöyle düşünmemiz gerekiyor. Keşke biraz yer bıraksalardı çözerdik ama. Yerde bırakmamışlar. Umarım anlaşılır bir şekilde yazarız. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, çok da burayı karıştırmak istemiyorum. Hani beni dinleyerek anlamaya çalışın. Şimdi başlangıçta bu adamdan 1 mol alıyorum. Bu adamdan da 2 mol alıyorum. Ve 0.6 mol x kalırken 0.8 mol de y kalıyor. Şimdi gençler bakın. Ee, 1 molden 0.6 mole düşüyorsa ne kadar harcamışım? 0.4 mol x harcamışım. Değil mi? Hemen yazıyorum buraya. Yine Y için şunu söyleyebilir miyiz? Y'den 2 mol vardı 0.8 mole düşmüş. Yani ne kadar harcamışım? 1.2 mol harcamışım. 1.2 mol. Şimdi bakın bir kimyasal tepkimede harcanan kısım her zaman kat sayıyı belirler diyorduk hatırlayın. O zaman 0.4 ile 1.2 arasında bir 3 katlık bir fark olduğu için burada A yerine 1, B yerine de 3 yazmamız gerekir. Yani şu mudur arkadaşlar? E aslında benim tepmem şuymuş. Elimde 1 mol x artı 3 mol y varmış ve ürünler oluşmuş. Peki hız bağıntım soruluyor. Tepkime zaten tek basamaktaydı. O zaman hız bağıntım ne olacaktır? Şöyle mi olacaktır? R eşittir. K çarpı x'e birinci dereceden bağlı. Y'ye de üçüncü dereceden bağlıdır. Yani x üzeri 1 çarpı y üzeri küp şeklinde olur. Doğru cevabımız D şıkkı olması gerekir. <laughs> Evet 11'in sorumuzu da çözelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Kalan kısmı diğer videomuzda e, devam edeceğiz. Onu da belirtelim. 11'in sorumuza baktığımızda tepkimin hız denklemi şu şekilde olduğuna göre yargılarından hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Bakın bana hız bağıntısını vermiş gençler. Yani diyor ki hidrojene birinci dereceden ÖCL'ye ikinci dereceden şey birinci dereceden bağlı. Yani şöyle bir tepkime mi var? H2 artı ÖCL ve ürün oluşmuş. Ne oluştu önemli değil. Ama bana verilen tepkimeye baktığımda H2 evet birinci dereceden bağlı ama ICL'ye ikinci dereceden bağlı. Ama e, hız bağıntımda birinci dereceden bağlı olduğunu görüyorum. O zaman tepkime mekanizmalıdır yorumuna yapmamız gerekir değil mi? Yani ikinci yargı bir defa doğrudur. Birinci yargıya baktığımızda tepkime derecesi 3'tür demiş. Hatırlayın gençler tepkime derecesini ne yapıyorduk? Hız bağıntısında üstler toplamı demiştik. Dolayısıyla hız bağıntısında H2 de birinci dereceden, ÖC de birinci dereceden olduğu için 1 artı 1'den tepme derecem 2 olacaktır. Yani birinci ifade yanlıştır. 3'e baktığımızda tepme kabın hacmi yarıya inerse hızı 4 katına çıkar. Bakın gençler hatırlayın. Hacim yarıya inerse hacim V yani V iken V bölü 2 olursa derişim ki M'ken 2M olacaktır değil mi? Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. O zaman hız için şöyle yazabilir miyiz? R eşittir K çarpı dedik. H2 çarpı ÖCL. O zaman bunların derişimi M molar olsun başlangıçta. 2 M molar olacak. Dolayısıyla 2 çarpı 2'den hız ne olacaktır. 4 katına çıkması gerekir. Bu ifadede doğrudur. Yanlış ol. sorulduğu için cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Çünkü 21 tane yaklaşık soru var. Videoyu iki part halinde yükleyeceğiz. Ya da birleştirip tek bir videoda da paylaşabilirim görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın